Herkese merhabalar. Muhabbet Kuşu Diyarı sayfasından sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar. Uzun zamandır video paylaşmıyorduk sizlerle. Bunun sebebi Muhabbet Kuşu sezonunun Haziran ayları gibi bitmesi, kuşları dinlenmeye çekmemiz ve biz kendimizi de aynı zamanda bir dinlenmeye çektik. Çünkü bir sezon boyunca gerçekten çok emek sarf ederek güzel işler yaptık. Güzel bir üretim sezonunu hep beraber geçirdik. Ve Eylül ayına geldiğimizde de havalar serinlemeye başladığında da bizler ne yapıyoruz? Yavaş yavaş kuşlarımızı eşlemeye başlıyoruz. İşte temizliklerimizi, bakımlarımızı, kuşlara vereceğimiz vitaminleri yaptıktan sonra dinlenme süresi boyunca artık yavaş yavaş neye sıra geliyor? Sıra kuşları eşlemeye geliyor. Ben de bugün çok fazla kuş eşlemeyeceğim. Daha doğrusu teklemeyeceğim. İlk önce bir tekleme süresi olacak kuşlarda tabii ki. Ardından da dişileri ayırdığımız erkeklerin yanına atacağız. Bir 4 erkeği bugün tekleyeceğim. Aynı zamanda bu dinlenme sezonunun içerisinde üretimhanemizin iç dekorasyonunu, daha doğrusu duvarların rengini diyeyim, değiştirdim. Güzel bir sarı tonu, sarı turuncu tonları arasında güzel bir renge boyadık. Onu da göstereceğim. Ve daha böyle üretimhaneye girdiğimizde daha iç açıcı bir renkle, ambiyansla karşı karşıya kalacağız. Şöyle döneyim oraya doğru da. Şöyle. Böyle bir renk. Daha yuvalıklarımız yok. Daha yuvalıklarımız bu tarafta. Daha yuvalıklarımızı takacağız. Şöyle. Yani güzel bir renk oldu. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çektiğimiz resimlerde de gayet arka plan olarak çok güzel görünüyordu. Böyle gösterebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün bir 4 erkeğimizi ben tekleyeceğim. Bunu da sizlerle ben paylaşmak istedim. Aynı zamanda uzun zamandır da YouTube'a video atmıyorduk. Yavaş yavaş video atmaya da başlayacağız. İlerleyen dönemde, yani bir 10 gün içerisinde de tekrardan Muhabbet Kuşu mezatlarımız başlayacak. Onun da bilgisini vereyim. Yine mezatlarımızı yapıp çok güzel kuşları sizlerin beğenilerine sunacağım. Delikanlının perçemden gözler görünmüyor maşallah. Güzel bir Texas yavru daha bu kuş. 5-6 aylık. Evet, Texas'ta hem boyut hem tepe olayını amacımız geliştirmek. Renk olarak da şöyle gösterelim. Şöyle burada yine geçen sezonun yavruları bunlar. Bunlar da bu sene yanlış olmasın, sezonun yarısında eşleyip çalıştıracağım kuşlar olacak. Yukarıdaki gri beyaz da aynı şekilde. Evet, bugün tepeli kuşlarımızı eşleyeceğim. Daha doğrusu tekleyeceğim, sürekli eşleyeceğim deyip duruyorum. Evet, şöyle güzel bir aşağıdaki tepeli erkeğimiz var. Bu erkekle ilerleyen dönemlerde şov tepeli çalışacağız. Yani birçok kişi de bu kuşla böyle şov der ama çok güzel vasıflıdır, jumbo.
Şimdi yönünü bize döndü. Bunu eşleyeceğim. Yukarıda en sonda güzel bir gol tepeli var. Onu tekleyeceğim. Yine eşleyeceğim dedim değil mi? Yukarıda bu en köşede yine tepeli soy hattının babası var. Onu tekleyeceğim. Bir de şu en arkada köşede çok görünmüyor. Şurada. En arkadaki bu delikanlıyı eşleyeceğiz. Bugün 4 tane erkeğimizi tekleyeceğiz. Onlara da atacağım dişileri şöyle göstermeye çalışayım. Evet, Jumbo Boy dediğim tepeli Texas'a şöyle altta bir Japones dişimiz var. Texas Japones iri boy. O da kendi yavrumuz. Onu atacağım. Yine şuradaki gri tepeli var. Texas taşıyıcı. Onu atacağız. Şöyle gold bir dişimiz var. Onu atacağız. Şu en arkada üçüncü tepeli mantolu güzel bir dişimiz var. Şu. Onu da yine eşleyeceğiz. Hatta burada tarçın şu ikinci sıradaki, baştan ikinci sıradaki dişi de Texas taşıyıcı. Onu da eşleyebiliriz. Eşleyeceğimiz kuşlar var. Bu burası dişi salmamız. Burada da çok güzel şaheserler var. Harika, çok güzel kuşlar var. Dişilerim erkeklerden daha iddialı. Burada çok güzel bir Lightwing dişim var. Bunu çok merak ediyorum. Bu güzel dişi ne olacak? Altından ne gelecek? Ne verecek? Ne sürprizli bizi karşı karşıya bırakacak? Çok merak ediyorum. Şöyle videoyu ben bir duraklatayım arkadaşlar. İlk erkeğimizi atalım, onu inceleyelim, ondan sonra devam edelim. Evet, ilk erkeğimiz bu güzel tepeli Texas'ımız. Şöyle nasıl görünüyor bilmiyorum ama güzel çekmeye çalışıyorum. 2021'in son yavrularından. Kendi çalışmamız. Bunu inşallah hem boyunu irileştireceğiz hem de tepesini daha düz bir hale getireceğiz. Sezondaki niyetimiz, çalışmamız bu yönde olacak. Altından daha güzel tepeli yavrular istiyorum. Boyutu da daha irileştireceğiz. Bununla işleyeceğimiz çok güzel kan dişiler var. Diğer bir kuşa geçelim. Evet, bu da biraz heyecan yaptı. Bu da bizim 2020'li güzel bir erkeğimiz. Bütün tepeli soy hatlarımızın babası bu. Bu soy hattının içinde yani Japones kanı da var. Dişilerden eşleyeceğim dediğim Japones dişi, Texas dişi bunların yavrularının altından gelme. Yani kan hattı gayet güzel bir erkeğimiz. Yani bu da bir yerden onu yakalıyor. Bunun altından gelenlerle farklı bir dişiyi eşlediğinde böyle güzel iri bir yavru elde ettim. Bu da tepeli soy hattımızın dedesi diyeyim. 2020'li. Heyecanlandı biraz. Devam edelim. Evet, şimdi harika gold bir erkek. Kafa opal. Şöyle noktalı kafamız. Çok güzel opal bir erkek. Jumbo boy. Güzel bir erkek. Bu da bizim yine dedemizin altından gelen yavrulardan. Boy post endamın şöyle büyüklüğünü şu şekilde görebilirsiniz. Fiziği.
Maşallah demeyi de eksik etmeyelim. Bunu ikinci sıraya aldım. Babayı şöyle aşağı aldım. Şöyle görelim. Yukarıya da bakalım. Şimdi bugünkü teklememizin son erkeğini atacağım. Evet, burada da şöyle gri opal yavru kızması. Bakalım, çalıştıracağız. Normalde bunu dediğim gibi eşlemeyecektim ben. Şöyle baktım olmuş mu diye bir tık tüy de tüyden çıksın. Yani çok baskın bir erkek bu. Instagram'da hatta videoları falan da var böyle. Tele bile yükselen güzel bir erkek. Boyut olarak da gayet güzel, başarılı. Bunu da aldık sıraya bakalım. Evet, şöyle gri opal bir erkek. Sky Blue dedemiz. Şöyle gold opal erkeğimiz ve aslan kafalı diyelim delikanlımız. Şöyle gerçekten arka plan sarı olunca ışıklar da gayet güzel görünüyor. Bunların hepsini dolduracağız nasip olursa. Bunlara şimdi suluğunu, yemliğini birazdan ben koyacağım. Ya bu erkekler şimdiden kuru yapmaya başladı. Kızgın çünkü, bayağı kızgın. Kuşları 2-2,5 aydır teklemedeydi kuşlar ve bayağı erkek salması, dişi salması olarak ayrı. Bir de erkek salması bayağı yakın dişi salmasına yan yana olunca kuşlar bayağı bir kızgınlaştı. Yakalayamıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, videolar gelecek. Diğer eşlemeleri yaptığımda da, teklemeleri yaptığımda da video atacağım. Aynı zamanda dişileri attığımda da video paylaşacağım. Aynı zamanda mezatlarımız da başlayacak. Onun için kanalımızı takip etmeniz lazım. Takip ederseniz seviniriz. Mezatlardan haberiniz olmuş olur. İnşallah güzel bir üretim sezonu olur. Şöyle görelim tekrardan. Evet, herkese hayırlı üretimler diliyorum. Hayırlı bir sezon olmasını temenni ediyorum. Muhabbet Kuşu Diyarı'ndan bütün hobici arkadaşlarımıza, üretici arkadaşlarımıza sevgiler, selamlar.